Evet, 20 numaralı sorunun çözümüne geçiyorum. Sorumuz zayıf ve asit olan asetik asitle ilgili bir soru. Evet, hangisinin yanlış olduğu sorulmuş? Organik asitler diyor. Yapısında karboksil grubu taşıyan asitlere karboksil asitler ya da organik asitler diyoruz ki bizler bunu aynı zamanda sirke asidi de demiştik. A şıkkı doğru. B şıkkında 0,1 molarlık çözeltisinde hidrojen iyonlar derişimi 10 üzeri -3 molar demiş. Şimdi arkadaşlar şunu söyleyeyim. Ka değeri verildiği zaman asidin zayıf olduğunu geçmiş yıllardan biliyorsunuz. Şu anda bize Ka'sı verilmiş. O zaman zayıf asit. İyonlaşma denklemini yazdığım zaman asetik asit, asetat ve H artı 1 iyonlarını verir. Başlangıç derişimi bunun 0,1 molar. Eğer bu kuvvetli olsaydı asetat ve hidrojen de 0,1 molar olurdu. Ama zayıf olduğu için başlangıç konsantrasyonu yanında ayrışan miktar çok düşük. Bu değeri x ile ifade edecek olursam asetat da x, hidrojen de ne olmalı? X olmalı. Burada bir denge oluştuğuna göre denge bağıntısından x'i yani hidrojen iyonu derişimine ulaşabilirsiniz. Denge sabiti verilmiş. Ne kadardı? 1,6 10 üzeri eksi 5'ti. Onu aynı zamanda 16 çarpı 10 üzeri eksi 6 şeklinde yazdım. Evet, ürünlere gelince asetat x'ti, hidrojen de x'ti, ürünlerin çarpımı x kare. Bölü girenler diyeceğim. Şunu söyleyelim, başlangıç derişimi 0,1 molar. X kadar bir ayrışma var ama görüldüğü gibi ayrışan miktar başlangıç yanında çok az olmasından dolayı üniversite sınav soruları dahil olmak üzere ayrışan miktarı ihmal ediyorum. Bu durumda eşitlikten x'i çektiğiniz zaman x değeri yaklaşık 4 çarpı 10 üzeri eksi 3,5 gibi bir değer çıkar ki burada 10 üzeri eksi 3 demiş. Bu durumda B şıkkı yanlış diyeceğim. Bir birim formülde 3 tane farklı atom bulunur demiş. Şimdi moleküle baktığınız zaman karbon, hidrojen ve oksijen atomlarından meydana gelmiş bir bileşiktir. Dolayısıyla 3 cins atom içeriyor. Yani doğrudur. Platin metaline etki etmez demiş. Çok özel bir bilgi kullanmış. Altın ve platinin soy metal olduğunu biliyoruz. Evet, kuvvetli asitler bile bu metalleri etki etmiyordu. Zayıf olduğu için hiç etki etmez. Yani doğru bir cümle. İyonlaşma denklemini şurada zaten yazmıştık. Asetik asit iyonlaştığı zaman asetat ve H artı bir iyonlarına ayrışıyordu. Bu durumda E'de doğru. Seçeneğiniz B şıkkında belirtilmiştir.